Kenwood Mutfak Günlüklerine hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Bekek. Bugün mutfağımda yine Kenwood'un tasarım harikası Air Fry fırınla tanıştırayım size. Kenwood Chef X'ten sonra gerçekten mutfağıma neşe verdi, mutluluk verdi ve hayatımı daha da kolaylaştırdı. Mutfaktaki işlerim daha da hızlı ilerlemeye başladı diyebilirim size. Şimdi bugün size hem bir fırında tavuk kanat yapacağım, hem de aynı zamanda da çok sağlıklı bir patates kızartacağım. İkisi birlikte harika olacaklar. Hadi gelin şimdi hemen yapımına geçebiliriz. Önce hemen sosunu hazırlamaktan başlayayım. Bu güzel tavuk kanadın içinde sosta ne var biliyor musunuz? Şöyle ev yapımı bir biber salçam vardı. Anneciğimin yaptığı. O salçayı hemen şöyle karıştırma kabımın içerisine koyuyorum. Bir çorba kaşığı gibi yoğurdum var. Şöyle bir parça kanatların böyle çıtır çıtır olsun derseniz şayet ben pekmez kullanıyorum. Pekmezi de çok yakıştırıyorum. Hem böyle tatlımsı da bir tat veriyor. Gördüğünüz gibi zeytinyağım var. Yarım çay bardağı. Hemen zeytinyağımı da koydum. Ve tabii ki kanadın olmazsa olmazlarından böyle bir diş sarımsak mutlaka sosuna koyuyorum. Şöyle bir karabiberim var. Karabiber biraz atıyorum. Biraz kekik. Ve tabii acı soğan kullanacağım bu tarifte. Çünkü acılı olmasını istiyorum. Kanat dediğim zaman ben acıyı çok seviyorum. Bilmiyorum sizler acıyı sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Şöyle tuzumu da koydum. Ve birazcık tatlı toz biber. Bu da renginin değişimini sağlayacak. İşte bu lezzetlerin her birini şimdi şöyle çırpma teliyle çırpıyorum. Kanatlarım burada hazır gördüğünüz gibi. Kanatlarımı da hemen içerisine koyuyorum. Daha sonra eldiven takacağım ama şimdi şöyle bir karıştırma işlemini yapayım. Karıştırdıktan sonra 1 saat boyunca dinlenmek üzere bu güzel kanatlarımı buzdolabına atacağım ve en az 1 saat dinlendireceğim. Ve şimdi sıra geldi. Çok sağlıklı, çok lezzetli bir patates kızartması yapmaya. Kızartma deyince hepimiz böyle bir korkarız ama Kenwood Air Fry fırın varsa evinizde şayet hiç korkmayın. Çünkü çok ufacık, sadece bir çorba kaşığı yağıyla çıtır çıtır harika bir patates kızartması yapıyor olacağız. Ben patateslerimi gördüğünüz gibi soydum. Minik evimde benim minik patateslerim vardı, baby patatesler. Onları şöyle suda da beklettim. Birazcık tuzlu su yaptım. Daha çıtır çıtır olmasını sağlıyor biliyorsunuz. Ama yapmasanız olur çünkü air fry zaten o çıtırtıyı size veriyor olacak. Şöyle bir çorba kaşığı yağım var. Hemen şöyle patateslerin üzerine döküyorum. Sadece bir çorba kaşığı. Bu çok önemli bir detay. Dediğim gibi öyle yağ içerisinde yüzmeyecek patateslerimiz. Hem de çok sağlıklı olacak. Tuzunu koydum. Ben birazcık karabiber seviyorum. Karabiber de koyacağım. Çok lezzetli oluyor. Biraz toz biberim vardı. Toz biberimi de koydum. Biraz kekik. Kekik de inanılmaz bir lezzet katıyor gerçekten. Ve gördüğünüz gibi ince kıydığım maydanozlarım var. Onlar da çok yakışıyor. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kızartma silindirinde pişiriyor olacağız. Şimdi tüm patateslerimi içerisine koyuyorum. Şöyle hepsini birden de dökebilirim. Ve şimdi air fry fırınımın içerisine kuruyorum. Ve bakın üzerinde de gösterdiği gibi 200 derecede 15 ila 20 dakikada pişiyor olacak. Yani ben şu anda 20 dakikaya ayarladım ve hemen derecesini de 200 dereceye aldım. Evet, eğer zaten şöyle dönme işlemi tamamsa hazırız demektir. İçerisinde herhangi bir damlama özelliği olmaması açısından şöyle bir tepsimiz var. Bu tepsiyi de içerisine koyuyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Açıyorum ve döne döne patateslerimiz kızarıyor olacak. Evet.
Evet, gördüğünüz gibi patateslerimiz şöyle döne döne içerideki hava sirkülasyonuyla, sıcak hava sirkülasyonuyla harika bir şekilde pişiyor oluyor. Peki bu güzel makinada neler yapabiliyoruz? Aslında her şeyi yapabiliyoruz. Hatta yapabiliyoruz derken bir şey değil, aynı anda 2-3 şeyi birden yapabiliyoruz. Çünkü Kenwood Air Fry fırının en önemli özelliklerinden bir tanesi, gördüğünüz gibi içerisinde 3 tane tepsisi çıkıyor. Bu ne demek oluyor? 3 tepsiyi aynı anda kullanabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Bir katında sebze pişirirken diğer katında işte bir et pişirebiliyorsunuz. Bir sonraki katında da eğer altında böyle bir ekmekle ya da herhangi bir patates ya da bir şeyle servis edecekseniz onu da pişirebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel özelliklerinden bir tanesi bu tepsiler. Diğer taraftan burada gördüğünüz gibi silindirimiz vardı. Bu güzel silindiri çıkartmak için eliniz yanmasın diye şöyle çok kolay bir şekilde çıkartabileceğiniz bir aparatımız var. Bunu da kullanıyor olacağız. Ve biraz önce belki aklınıza gelmiştir. Acaba kanatları nerede pişirecek diye. İşte kanat ya da bütün tavuğunuz varsa evinizde kolayca pişirebileceğiniz bu minicik gözüken fırın aslında mutfakta harikalar yaratıyor. Hepimizin en büyük sorundur. Ay piliç çevirme çok severim ama ne yazık ki evde pişiremem. Çünkü piliç çevirme kolay kolay her fırında olmaz. İşte Kenwood Air Fry fırının en önemli özelliklerinden bir tanesi bu gördüğünüz çubukla aynen o patatesin olduğu yerde döne döne güzel bir şekilde kanat pişiriyor olacağım. İşte Kenwood Air Fry aslında tamamen mutfağınızda hem hayatınızı kolaylaştıracak hem de siz işinizi yaparken o da orada kendi işini yapıyor olacak. Şimdi biz patateslerimiz pişsin, kanatlarımız şöyle dolapta birazcık marine olsun, ondan sonra tekrardan beraberiz. Evet, gördüğünüz gibi patateslerim sadece bir çorba kaşığı yağıyla pişti ve şöyle hemen elinizin yanmaması için özel bir aparatı var ve gördüğünüz gibi kolayca çıkabiliyor. Evet, patateslerimizi Kenwood Air Fry fırınımızdan çıkarttık. Şimdi sıra geldi buzdolabında bekletmiş olduğum kanatlarımı şişine dizmeye ve harika bir size kanat ızgara hazırlıyor olacağım. Böyle eğer şiş kullanacaksanız diyor, yani şişe taktığınız herhangi bir şey varsa 200 derece 18 ila 25 dakika arasında pişiyor. Hiç el değmeden böylece koymuş olduk. Evet, tepsime gördüğünüz gibi damlatma tepsisini alıyorum. Onun yerine hemen şöyle patateslerimi koyuyorum. Buradaki amacım şu, kanatlarımın içerisindeki tüm sosların patatese de şöyle damlamasını istiyorum. Piştikçe suyunu da vermesini istiyorum. Hem çok daha lezzetli olacak. Şimdi kapağını kapatıyorum ve gördüğünüz gibi içerisinde pişme işlemi gerçekleşecek. Bakalım şimdi nasıl bir lezzet çıkacak, dört gözle bekliyorum. Son saniyeleri zaten o kendi kendine haber veriyor olacak. Evde yoksanız bile kurun, gidin. Zaten o kendi kendine ötüp kapatıyor olacak fırını. İçinde de sıcak hava sirkülasyonu ile birlikte kalmaya devam edecek. Sıcak sıcak da kendini tutuyor olacak ta ki Kenwood Air Fry fırınımız soğuyana kadar. Evet, şimdi şöyle fırın tepsimiz de rahat olsun diye ben yine tutma teliyle birlikte çıkarıyor olacağım. Gördüğünüz gibi rahatlıkla çıktı. Şimdi işte buyurun size harika bir acılı kanat. Gördüğünüz gibi böyle hem çok lezzetli hem de harika bir acı soslu kanat yapmış olduk. Harika bir lezzet oldu. Hem çok sağlıklı. Kenwood Air Fry fırına mutlaka sizler de sahip olun.
Biraz önce de söylediğim gibi eğer Kian Mut'la ilgili tüm kampanyalardan haberdar olmak isterseniz şayet Kian Mut Türkiye Instagram hesabını takip alın. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın, sağlıkla kalın. Kian Mut ailesinden hiç ayrılmayın.